Naylon serdikten sonra üzerine şöyle bir örtü serdim. Kanlı suyunu alması için. Onun üzerinde etleri yerleştirdim. Etleri yine bir örtünün üzerine yerleştirerek biraz dinlenmesini sağlayacağız. Sonra da işlemlere geçeceğiz. Usta et nasıl doğranıyor? Evet baba, inan ki video çekiyorum ona göre. Vallahi gülerler sana. Ana sesi de çıkıyor mu? Evet baba. Hatta size çıkıyorsunuz. Öncelikle yağları biraz kavuracağım. Sonrasında kuşbaşı eti ekleyeceğim. Kavrulan yağların üzerine doğranmış kuşbaşı etleri ekledim. Eğer evinizde varsa şöyle bir dal biberiye eklemenizi tavsiye ederim. Ete lezzet katacaktır. Tuz atmıştım ama biraz az geldi. Biraz daha tuz serpiyorum. Şöyle biraz karabiber serpiyorum. Evinizde tane karabiber varsa tane karabiber de ekleyebilirsiniz. Şöyle biraz da kırmızı toz biber. Et suyunu tamamen çektikten sonra zaten bakın lokum gibi pişti. Şimdi artık kuyruk yağını ilave edeceğim. Kuyruk yağı kullanmak istemezseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar kuyruk yağı ekliyorum. Şuradaki büyük yağları lezzet katması için eklemiştik. Sonrasında çıkartacağım. Kuyruk yağı eridikten sonra artık ekmeklerimi etin üzerine ekleyebilirim. Özellikle tandır ekmeği kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle etle beraber özleştikten sonra artık servise hazır olacak. Normal ekmek kullanacak olursanız ekmeklerinizi mutlaka kızartın. Yoksa çok yağ emeceği için hoş olmaz. Özellikle tandır ekmeği bundan dolayı tercih ediliyor. Para todos.
Hı.